Yani o anda bayağı bir şok yaşadım yani ben. Şimdi Muhammed Bey de soruyor size ne oldu diye. Ama şimdi o tabii mezardan çıkarılan da birisi var. Acaba o da abisi olabilir mi diye onlar düşünüp aramışlar. Yani tekrar ona da bakmak gerekecek bence. Çünkü artık bu saatten sonra hani olur mu olamaz mı denmesinin ben bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Madem DNA testi yapılacaksa o zaman diğer cenazeyle de tabii. DNA testi yapılsın. Aynen. Çünkü bu adamcağız da tabii ona söylemeyin ama 10 Eylül'de kaybolmuş. Bu kadar evet. Zaman şimdi ben onun... Yok. Hani inşallah hayattadır tabii. Ama kuvvetle muhtemel ki başına bir iş getirildi. Çünkü yanında görülenler de İstanbul'dan terk ediyar eylediklerine göre evet, insanın evet. Şüpheleri daha da evet. Artıyor. Üzerinde ne yalan söyleyeyim. Para bulunması şimdi vesaire Hanım, dün gelişmeler. Dün bu bulunan cesetle ilgili biz adli tıbba gittik ya. O cesetin cebinden kağıt da çıkmış. Türkmenistan uyruklu. Bu cezaevinden nakli olurken galiba kaçmış. Kaçarken bu metruk binaya sığınmış. Orada adli tıbda bize verilen bilgi bu. Yani bu başka. Dün bulunan için. Dün bulunan için biz getirdik. Şimdi biz bugün Sevil Hanım'ın babası yerine gömüleni konuşuyoruz. Sevil Hanım'ın babası evet. Yerine gömülen yabancı uyruklu bir kişi daha var. Ameliyat evet. İzi var mıydı? Muhammed Bey'e bir sorabilir miyim? Ameliyat olmadı. Eğer ismi ameli, eser ameliye Ali. La ameliye ma ende. Sadece dün bize söylediği kulak arkasında bir kırık var, dikiş atılmış. Bundan bayağı uzun bir süre. Bir de sırtında bayağı böyle dizilmiş sıra bir şeklinde benler var. Hayır, ameliyat olmamış ama. Yok ameliyat. Bu bulunan kişi de ameliyat yok. Bir ameliyat yok. İzinden bahsediyorlar. Sevil Hanım'ın evet. Babası. Evet Sevil benim babam kalça kırıklığı yaşadı. Dolayısıyla ameliyat geçirdi. Sizin babanızda benim ameliyat babam, vardı. Aynen. Tamam. Protez takıldı. Tamam. Sizin daha yanlış defnettiğiniz cesette böyle bir ameliyat izi yokmuş, ama. Yokmuş. Ama yoktu. Hani ben baktığımda benzer sadece sima olarak benziyordu. Evet ama kaşları benim dikkatimi çekti. Bembeyazdı bu kişinin. Benim babamın kaşları öyle değildi. Siyah ve beyazları vardı arasında. Buradan ben şüphelendim ama hiç aklıma böyle bir şey gelmiyordu bu olaydan. Hayatım mesela adamcağızın saçı yokmuş. Bu adam yani saçlı. Yani babamın saçı yoktu ve dişleri yoktu düşünmediniz babamın. Mi? Diyorum niye bu adam babamın böyle yüzü yuvarlak nasıl toparlanmış? Yani böyle bir şey başımıza gelmediği hı. için. Sizin babanızın dişi yoktu. Bu gömdüğünüz kişinin dişi vardı. Dişi vardı evet. Siz de alemsiniz. Bir haftada adamın hem saçı uzuyor hem dişi nasıl ama çıkacak? Ama şimdi bilemiyorum. Yani adli tıp bunu araştırdıktan sonra bize açıklamasını yaptıktan sonra biz bunu çözüyoruz olayı. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Cenazenizi bile hani böyle birkaç tane cenaze demek ki kılınıyorsa cenaze namazları yan yana konuluyorlar. Gömerken gene birisi açsın baksın demek. Abi sonradan bunu yaşamaktansa... Evet. Hani evet. Bir oğlu, kadınsa kızı hani abdest meselesinden dolayı. Değil mi? O zaman bozulmaz yani oğlana oğlu, kızına kızı. Yani olmayacak oğlu, şeyler bunlar. Geçen ama yani gün, sonrasında böyle olacağına... Geçen gün büyük Üstad Şener Şen'in bir filmini izledim. Doktora gidiyor. Efendim MR çektiriyor, bilmem ne çektiriyor. İki gün sonra cevabını almak üzere gidiyor. Yani doktor diyor ki maalesef ileri derecede işte kanser. Ölümün 3 ay 1 hafta neyse falan. Adam artık ne yapacağını şaşırıyor. Bilahare 3 gün bir müddet sonra o raporların karıştığının farkına varıyor. Film icabı tabii doktor. Şener Şen'i çağırıyor. İnanamıyorlar artık. Yeniden düğünler bayramlar. Yani kalkıp da bir raporun bir müessesede, bir tıp müessesinde karışması ne kadar kabul edilmeyecek bir durum sanki. Ben bütün tıp mensuplarına saygı sunuyorum. Bu bir film icabıydı, altını çizerek söyleyeyim. Senaryoydu bu ama... evet, tabii, şimdi bilmem ne derneği gene aramız. evet, yani artık hepsinde aman teşbihte hata olmaz diye antroparantez söylemek ihtiyacını hissediyorum yani. Ama tabii bütün bunlar... Bir kere daha dikkatle gözden geçirilmesi gereken hayati konular. Ya şimdi hani düzeltebilecek hatalar var, düzeltilebilecek hatalar var yani. Benim parmaklarım kırılmıştı. Gittim böyle birden bir tak diye de bir ses duydum basketbol oynarken. Dedim ki kırıldı benim dedim. Yani zaten anında şişti, mosmor oldu. Gittim film çektirdim. Dediler ki hiçbir şey yok. Dedim ki peki niye bunlar böyle şişti ve morardı? Yok dediler hani baktık ezilmiş. İyi ben eve geri döndüm. Geldim eve yarım saat durdum. Duramıyorum yani hani böyle bir acı yok. Sonradan ne oldu biliyor musunuz? Orada, film karışmış. Hayır film falan karışmamış. Yani bunu söylüyorum bak kimse kusura bakmasın ama ispatlarım da hepsini. O hani filmleri çeken gençler var. Doktor evet. Değil onlar. Ne teknisyen, deniyor? Radyoloji teknisyen. Beni aradı. Dedi ki Müge Hanım orada söyleyemedim ama sizin dedi üç parmağınızda parçalı kırık dedi. Allah Allah. Niye orada söylemiyorlar?
Çünkü doktor kırık yok dedi. Nasıl düşün eyvah orada? Dedi ki ben dayanamadım, içim içime yedi dedi. Ben tekrar gittim. Ondan sonra işte filmleri geldi, ortopedisi falan. Ondan sonra başka bir şey. Yani oluyor ama yani kırık bunlar... Yok, kırık yok diyen arkadaşla doktor beyefendiyle de... Hanımefendi, evet. Hanımefendiyle görüştünüz mü? Ne diyeyim? Yani ne diyeyim? Evet, haklısın. Haklısın. Ne diyeyim yani? Haklısın. Şimdi yani efendim, peki Sevil Hanım neden burada? Biz Sevil Hanım'ı bir izleyelim. Şimdi dediğim gibi babaları yaşı hayli ilerlediğinde bir hanımefendiyle evlilik yapıyor. Aslında sizin iddianıza göre ona bakmak üzere geliyor. Daha sonra resmi nikah kıyılıyor. Ve yine Sevil Hanım'ın iddiasına göre beyefendinin yaklaşık 1,5 milyon liralık maaş mal varlığı hanımefendiye devroluyor. Hanımefendi bunlarla altın aldığını yine söylüyormuş. Yine ailenin iddiasına göre. Babalarının da ölümünü bu nedenle şüpheli buluyorlar. Ve diyorlar ki Adli Tıp Kurumu otopsi yapsın. Yani aslında her şeyin başlangıcı o sizin tarafınızdan da. Evet. Sevil Hanım'ı bir izleyelim. Yaklaşık 2,5-3 yıla yakın oldu. Babamla hiçbir şekilde konuşamadık. Konuşmak istediğim zaman ya da gidip dolaşmak istediğim zaman hemen jandarma olayı çıkıyordu. Kim jandarmayı çağırıyordu? Eşi. Babamla görüştürmek istemiyordu bir şekilde. Siz bu evliliğe neden karşı çıktınız? Babam çok yaşlı, eşi çok genç. Evlendikten sonra biz dava açtık. Kime açtınız dava? Babam. Üzerine işte bazı malları falan vardı, şer koydurduk. Çünkü bize telefonda diyordu işte siz dava açmışsınız, baban en sonunda satacak size kızdığı için falan. Biz yine davamızdan vazgeçmedik, dava sürdü. Evlendikten 3 gün sonra babam zaten kadına satış vermiş ve ben babamın evinde oturuyordum. 3 ay sonra evden çıktım, yani çıkmak zorunda kaldım çünkü evim satılmıştı. Çeşme Çayır'ında bir tarla vardı, onu sattı. Köydeki evi üzerine vermiş. Ben babama sorduğumda yok dedi, olduğu gibi elimden parayı aldı dedi. Altına yatırdı kızım dedi. Ben Aliye'ye sorduğum zaman bende para yok. Babanızda diyor para diyor. Ya ne yaptı ne etti bilmiyorum diyor. Benim hiçbir suçum yok diyor. Babanızın malı mülkü suçlu var mıydı peki? Vardı tabii. 1,5 trilyonluk mal varlığı vardı babam. Yani babam öldükten sonra her şey bitti yani. Mahkeme falan da düştü. Hiçbir şekilde biz hiçbir şey görmedik. Babam 1,5 trilyonluk mal varlığı. 3 yıl içerisinde hepsi satıldı. Babanız kötü muameleyle karşılaştığını hiç anlattı mı? Çok iyi bakılmadığını, sık sık kavga ettiklerini, evlendi onunla hani baksın kendisine diye bakmamış doğru dürüst. Yemek yapmıyordu dedi, bir çorbayla karnımı doyuruyordum, ekmek doğruyordum içine dedi. Ve aldığı maaşı da 100 lira para veriyormuş babama. Sizlerin de babanıza kötü davrandığınız iddia ediliyor. Yok, daha önce çok güzel bakıyordum. Ben bakıyordum, kız kardeşi bakıyordu. Hep bakıyorduk yani biz ona, hiç bırakmadık biz onu. Kardeşim abla ben buraya yatırmayacağım onu dedi. Silivri özel hastaneye yatırdı. Orada bir 10-15 gün kadar kaldı. Babam kendine geldi, toparlandı. Ondan sonra işte kardeşim eşine bırakmak istemedi. Bakım evine yatırdı. Ben de eşine sürekli arıyordum. Nagihan al eşini oradan. Eşi de 5 kuruş param yok. Onu nasıl alacağım edeceğim diye diye o adam orada kaldı. Eşin dediğine göre ağırlaşmış. Ondan sonra hastaneye kaldırmış bunu. Hastane demiş tam teşekküllü bir hastaneye götürün, orada tedavisi görsün. Ama bu ona rağmen hani imzayı verip çıkartmış orada. Akabinde zaten o gece sabaha karşı ruhunu teslim etmiş. Şüpheli buluyorum çünkü bakılmadığını hissediyorum ben babamın. Şüphemi artıran şey bu kadın tarafından babamın mal varlığına el konulması. Evet, Sevin Hanım aslında babasının cenazesi karıştırıldı evet diye konuya dahil olsa da aynen, sizin de ardınızda böyle bir hikaye çıktı. Siz evet o yüzden otopsisini istediniz aynen, ve evet Adli Tıp Kurumu'na gönderdiniz. Evet, evet. Peki Sevil Hanım, sizin nasıldı aranız babanızın evlendiği hanımefendiyle? Yani ben babamla yani görüştürmüyordu babam beni, dediğim gibi zaten röportajda da söyledim, görüştürmüyordu. Ve babamı aradığım zaman eşi çıkıyordu. Ya baban yok işte yani... görüştüremem gibilerden bir şeyler söylüyordu. Ve biz hiçbir şekilde zaten babama ulaşamıyorduk. Yani telefonları saklanmıştı. Yani yanlışlıkla sobaya attım dendi. Kim aslında atmış? Eşi atmış. Biz onu... Hani, Nagihan Hanım mı? Nagihan Hanım atmış. Eşi Nagihan Hanım, evet. Yanlışlıkla atmış ama telefonu saklamış. Babam kulaklık kullanıyordu. Kulağı duymadığı için... Kulak cihazı kullanıyordu. Onu dahi, onu bana Çapa Hastanesi'ne yatarken söyledi. Kızım dedi, benim dedi kulaklığımı bile çıkarttı, sakladı dedi. Telefonları duymamak için dedi.
Peki bir de anlattıklarınızda bir iddianız daha var. Diyorsunuz ki ben bir evde babamın evinde oturuyordu. Evet. O evden aynen. de çıkmak zorunda kaldım çünkü babam o evi sattı. Evet. Sattı. Niye satıldı o ev? Yani şimdi...